Sonra o hayali bir çizgiye dönüştürmek, bir projeye dönüştürmek. Sonra o projeyi elle tutulur, gözle görülür, dokunulabilir hale getirmenin güzel örneklerinden birini yaşıyoruz bunu. Biz Denizli ile ilgili çok hayal kurduk. Önce hayalle başladık. Zaten insan aklı beceremeyeceği işin hayalini kurmaz. İnsan aklının yeteceğinin ancak hayalini kurabilir. Hatta rüyasını bile göremez. Onun için bu bir hayaldi. Bu hayal bugün projeye dönüştü. Bu hayal bugün artık güzel denizimizin prestij mekanlarından biri haline geliyor. Denizli'de ilk belediye başkanlığına başladığımızda İçişleri Bakanlığı'ndan rutin olarak yazı gelir. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen, rutin olarak gelen yazılarda bir, Denizli'deki tüm galericilerin derhal şehir dışına gönderilmesine ve dükkanlarının kapatılmasına. Talimat emir. Hala geliyor o yazılar değil mi? 6 aylık rutinler halinde gelir. Onunla ilgili belediyede bir şeyler yapar falan böyle. İşte dağa çıktık, inek yedi, suya düştü falan deyip böyle şeylerle cevap verir. Bütün Türkiye böyledir. Aynı şey pazar yerleri için de öyledir. Pazarlarda gıda maddelerinin ve sokaklardaki seyyar satıcılarla ilgili de talimatlar gelir. Aynı şekilde yine cevap verir. Biz bunu halledeceğiz. Biz bunun üzerine gideceğiz ve çözüm bulacağız. Hamdolsun bugün iddia ediyorum. Ve aksi varsa da ona da memnun oluruz ama ki olmadığını biliyorum. Türkiye'de bir numara Denizli. Pazar yerlerinde, kapalı pazar yerlerinde. Halkın sağlığını düşünen, o sokaklardaki keşmekeşi ve kargaşayı bitiren, o soğuk zincir dediğimiz gıda maddelerinde o soğuk zincirin bozulmadan vatandaşa ulaşmasıyla ilgili pazar yerinden olmaktan çıktı. Bir toplum merkezi, bir sosyal toplum merkezi haline gelen çok önemli bir örneği gerçekleştirdik bugün. Denizli'nin her yerinde şu anda herhalde onun üzerine çıktı. Sadece bir haftada bir gün değil, haftada 7 gün kullanılan mekanlar haline geldi pazar yerleri. Vatandaş oradan peynirini de, sütünü de, zeytinini de, balığını da, etini de, sucuğunu da, yumurtasını da, tavuğunu da artık güvenli bir şekilde alabileceği dükkanlar haline geldi, kapalı. Hijyen, temiz, kontrollü, belediyenin kontrolü ve garantisi altında. Aynı şekilde galericiler için de bu geldi bize. Ve o gün başladık biz konuşmaya. Ve o günden itibaren devamlı toplantı yaptık, sizlerle bir araya geldik. Dedik ki bu işi sürdürtmeyeceğiz. Bu iş böyle devam etmez, bu iş olmayacak. Yaptırmayız bunu. Hiçbir Allah'ın kulunun, hiçbir kimsenin bu şehrin kaldırımlarını işgal etme hakkı yok. Sebebi ne olursa olsun. Halka ait, vatandaşa ait kaldırımları işgal etmeye hak kimsenin hakkı yok diye 2004'te Denizli'nin o onayını aldığımız andan itibaren kaldırımlar boşalacak dedik. Hatırlıyor musunuz o günleri? Kaleiçi bayram yeri, Gazi bulvarı, herkes yürüyüş yaptı, belediyenin önüne çelenkler kondu filan, protestolar edildi. Niye? Niye? Kaldırım işgal edeceğim. Lan niye işgal edeceğim? Vatandaş ait orası. Ne hakkım var? Olsun. Ben bugüne kadar böyleydi. Bundan sonra öyle olmayacak dedik. Bir karar aldık. Asla dönmedik. Kaldırımlar işgalden kurtuldu. Şimdi görüyorum. Galerici kardeşlerimiz o rızkların temini için. Eldeki malını sergileyeceği bir yer yok diye kaldırımların üstüne koyuyorlar. Tekrar söylüyorum. Kaldırımların üzerine arabalarınızı çekin arkadaşlar. Bunun mazereti yok. Belediye idare ediyor dükkanları şimdilik ama kaldırımın üzerinde araba olmasın. Şimdi Osman Bey de net bir şekilde söyledi. Bundan sonra Denizli'de galericilik burada ve yukarıdaki sitede yapılacak. Bakın traktörcüleri. O gün katılmayan arkadaşlarımız pişman oldu. Sonra o gün 3 liraya sahip olacakları şeyi sonra 10 liraya sahip olarak orada ikinci bölümlere gelmek zorunda kaldılar. Burası da böyle olacak. Yani şehir içinde değil, zaten burada olması sizin için daha avantajlı olacak. İhtiyacı olan insan, altın almak isteyen insan nereye gidiyor?
kuyumcuların olduğu, hep beraber olduğu yere gidiyor. Bakır almak isteyen nereye gidiyor? Bakırcılar çarşısına gidiyor. Denizli ürünleriyle ilgili biri bir şey almak isterse nereye gidiyor? Babadağlar Yaşamlı çarşısına gidiyor. Sebze meyve hale gidiyorsun. Araba buraya. İnşallah burası tahminlerinizin çok daha ilerisinde. Hem burası hem de yukarısı tahminlerimizin çok ilerisinde bir merkez haline gelecek. Ve ben belediyeye şunu tavsiye ediyorum. Şimdiden etrafını, gerek Sarayköy Belediye'mizi, gerek Denizli Belediye'mizi, sınır burada karışıyor mu? Sarayköy. Büyükşehir her yerde var da Sarayköy Merkez Efendi anlamında söylüyorum. Sarayköy Mehmet, senin orası mı burası? Senin mahalle yani. Şimdiden önerim o. Etrafının genişlemesiyle ilgili, şimdiden bu konuyla ilgili tedbirlerinizi alın. Etrafının genişlemesini bence şimdiden planlayın diye söylüyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle sizleri tebrik ediyorum.